Belediyesi'nden herkese merhabalar. Geçtiğimiz 15 günde Konak'ta öne çıkanlarla karşınızdayız. Konak'ta tam kapanma değil, tam çalışma vardı. Konak Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecini hizmet üretmekle geçirdi. Sokaklardaki bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yaya ve araç trafiğinin azalmasıyla daha da hızlandırılırken 45 ayrı sokakta 110 ton asfalt kullanıldı. 15 farklı noktada yollar ve kaldırımlar onarıldı. İlçedeki 180 parkla yeşil alan, arsa, yol ve kaldırım kenarlarını kapsayan 300 bin metrekare alanda ot temizleme çalışması başlatıldı. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, bizde tam kapanma değil, tam çalışma var. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmaları için çok teşekkür ederim diye konuştu. Kapanma sürecinde can dostlar unutulmadı. Konak Belediyesi 17 günlük tam kapanmada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Ekipler tam kapanma süresince can dostlara yaklaşık 1500 kilogram mamayla 200 kilogram buğday dağıttı. Amatör sporculara gıda desteği verildi. Konak Belediyesi amatör spor kulüplerine verdiği desteği sürdürüyor. Her zaman amatörün yanında olan Konak Belediyesi ilçedeki amatör spor kulüplerine bayram öncesi 440 adet erzak kolisi dağıttı. Pazar yerlerine COVID-19 denetimi yapıldı. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş'le birlikte kapanma döneminde açılan pazar yerlerini denetledi. Başkan Batur, pandemi kurallarını hatırlatarak maske, mesafe ve hijyen çok önemli. Esnafımız da pazar alışverişini yapan vatandaşımız da bu konuda dikkatli olmalı. Bizler hem esnafımız hem hemşerilerimizin sağlığı ve güvenliği için görev başındayız dedi. Konak bir yeni yol daha kazandı. Konak Belediyesi, Konak'ta uzun yıllar sonra trafiği rahatlatacak bir yol açıyor. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki 1140 sokakla Gaziler Caddesi arasında kalan 1148 sokakta başlatılan çalışmayla bölgenin trafik ve otopark sorununa çözüm getiriyor. Çalışma sonunda yaklaşık 550 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olacak yolla hastaneye ulaşım rahatlayacak. Türkan Saylan Kültür Merkezi yenileniyor. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi binasının kentliyle yeniden buluşması için geri sayım başladı. Bina içindeki çalışmalar tamamlandığında merkez, kültür ve sanatın yanı sıra dijital araştırmalara da ev sahipliği yapacak. İzmir Karikatür Müzesi de kapılarını yeniden açmak için binada yerini alacak. Tadilat sonrası kültür ve sanatın merkezi olmaya devam edecek binada toplantı ve konferansların yapılacağı bölümler yer alırken bir katta sürekli sergi alanı olacak. Merkeze bir de amfiteyatro yapılacak. Dijital Araştırmalar ve Gençlik Merkezi için ise iki kat ayrılacak. Burada da geliştirilen yeni teknolojiler ve güncellemelere dair söyleşi, atölye ve paneller düzenlenecek. Gültepe Spor Kompleksinin inşaatı tamam. Gültepe'de yılların özlemi son buluyor. Bölgede özellikle gençlerden gelen yoğun talep nedeniyle yapımına başlanan Gültepe Spor Kompleksinin inşaatı tamamlandı. Müjdeli haberi Konak Belediye Başkanı Abdülbatur açıkladı. Batur, tesisimiz bölgede yaşayan hemşerilerimizin, özellikle gençlerimizin en büyük talebiydi. Büyük bir sabırla ve özlemle beklediler. Göreve gelir gelmez revize çalışmalarını tamamlayarak çalışmalara hız verdik ve inşaatı pandeminin zor koşullarına rağmen tamamladık. Tesisimizi ilçemize kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlçemize, hemşerilerimize hayırlı olsun diye konuştu. Konak'tan kısa haberler izlediniz. Belediyemizle ilgili duyuru ve haberlere ulaşmak için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizi takip etmeyi unutmayın.